etrafında, sarayın etrafında, çevresinde, savaşta, muharebe meydanında, büyük seferlerde padişahı korumakla, okla, keskin nişancı bunlar, korumakla görevli özel bodyguardlar. Şimdiki anlamında. Şimdi bu adamların arkadaşlar, kapı kullarının, komple kapı kullarının tamamının ve Yenişehirlerde buna dair belli tanıtıcı özellikleri var. Bunlar arkadaşlar bir kere Türk değiller asla. Bunlar Müslüman değiller asla. Yahudi değiller asla. Arap değiller asla. Çingene değiller asla. Bu gruplar yani Türkler, Müslümanlar, Araplar, Yahudiler, Çingeneler bu solak bölükleri, kapı kulları, Yeniçerilerin hep içine giremezler arkadaşlar. Ben ne kadar iyi Türk'üm, ben padişahı çok seviyorum, ben çok iyi hızlı koşuyorum, ben ne kadar keskin nişancıyım, ben şu kadar Türk milliyetçisiyim, ben ne kadar dindarım desen de arkadaşlar bu kapı kullarının Yeniçerim ve özellikle solakların arasına girmeniz mümkün değil. Padişahın çevresinde padişahı koruyan bu adamlardır arkadaşlar. Yeniçeriler, kapı kulları. Yani hizmetinden, tıraşına, berberinden suyunu veren insana kadar, bostanına, bahçesini eken, ekmeğini yapan adama kadar hepsi kesinlikle kapı kuludur. Bunun etrafına ben çok iyi Osmanlıyım, ben çok iyi Türk'üm, ben çok dündarım, ben çok Müslümanım deyip bu ünitenin 15 bin kişilik kapı kulu sistemini aşıp da geçmenin imkanı yok. Göremezsin bile arkadaşlar. Mümkün değil. Ama bu kapı kullar esir kökenli oldukları için, bunlar asla azat edilmedikleri, köle oldukları için arkadaşlar, ölene kadar da böyle kalırlar. Bunlar evlenmeleri yasaktır. Bunlar koğuşta, kışlada yatar kalkarlar, kışlada yer içerler. Kızları da erkekleri de yatma yerleri, yeme yerleri bellidir arkadaşlar. Bunlar esir köleler, kapı kulu. Bunların kıyafet şekilleri bellidir. Bir, asla saç tıraşı uzatamazlar. Kapı kulu kökenli ise baktığımızda saç uzatması mümkün değil. Kafası vurulur, öldürülür arkadaşlar. Bakıldığında tanınacak bunlar. İki, ayakkabı renkleri kırmızıdan başka renk yemeni giyemezler arkadaşlar. Ölürler. Giymeleri yasak. Yani dost başa bakar, düşman ayağı diyoruz ya. Ha, sarı çizme giymeye hak kazananlar, yani belli bir ağ olan sarı çizmeli Mehmet Ağa diyoruz ya, sarı çizme giymeye hak kazananlar at binme yetkisine sahip olanlardır. Örneğin bu 400 kişilik bölükten arkadaşlar 12 kişi sarı çizme giyebilir. Bölük komutanları, ketudalar ve odacı başlar. Onun dışında bunlar at binebilir. Onun dışında hepsi yayadır arkadaşlar. At binerse öldürülürler arkadaşlar. Köle bunlar, esir. Başka, bunların baldırları çıplaktır. Bakıldığında poturları, giydikleri şalvar türü şeyler arkadaşlar diz kapağının altına inemez. Diz kapağına kadardır. Baldırlarını göreceksiniz bunların. Evet, çalılık arazide, kendi arazide bunlar bacaklarına tozluk sararlar. İşte bazıları biraz sarkıtırlar falan ama baldırı çıplak olacak. Kırmızı yemenili olacak. Saç olmayacak. Vücutlarında gözüken yerlerinde, kollarında, vücutlarında ait oldukları bölüklerin remiz işaretleri vardır arkadaşlar. Her bölüğün kendine özgü simgesel işaretler, logoları diyelim, amblemleri. Vücutlarında bunlar dövme olarak vardır. 60. bölüğün solağı, 61. bölük solağı, 62. bölük, 63. bölük solağı veya 1. bölük işte Yeniçeri solağı. Numaraları yazılıdır arkadaşlar. Esir bunlar, köle. Padişahın özel esirleri. Ben bir daha söylüyorum. Ben çok iyi Türk'üm. Ben çok iyi Müslümanım. Ben çok iyi Aleviyim. Ben çok iyi Ermeniyim. Ben çok Sünniyim. Ben padişahı koruyacağım. Padişahım için ölüyorum desen de arkadaşlar kenarından bile geçemezsin. Padişahın çevresindeki bu 15 bin kişilik sarayında, kalesinde, her yerde bunlar vardır arkadaşlar. Öbürleri tımarlı sipahiler, işte bilmem boylar, kendi ailesinden, sülalesinden dahi kimse, aşiretinden kimse giremez arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, bu solaklar, bu çocuklar, kapı kulları esir olarak getirildiklerinde küçük yaşta belli seçimlere tabi olurlar. İşte uzun boylu olacakları belirlerler, kösü olmayacakları belirlerler. Ama mavi gözler bu solak 400 kişilik bölüğün içine giremez. Neden? Arkadaşlar, padişaha suikast yapmak isteyen bir kişi kesinlikle
arkasına güneşi alarak, yani güneşin parlaklığını saklanarak padişaha suikast yapmak zorundadır. Neden? Çünkü güneş parlak olduğu zaman bazı insan gözleri bu parlak ışığa doğru bakamaz arkadaşlar. Ama mavi gözler hiç göremezler. Gözlerini kapatır, kısarlar. Ama siyah gözlüler, göz rengi siyah olanlar padişaha korumak için daha net görürler. Fotoğraf makineleri bile günümüzde ne yapamıyor? Güneşe karşı çok özellikler istiyor, değil mi? Şimdi o zaman koyu gözlük olmadığı için veya işte ona göre bir sistem olmadığı için bunun çaresini komple solakların ışığına mı sadece? Diğer kapı kulların içinde mavi gözler var. Ama solak padişahı korumak için görevli olanların içinde mavi gözlüğü yoktur. Neden? Çünkü bir daha söylüyorum. Suikast yapacak kişi 3 uygulama yapar. Güneşi arkasına alır 1. İkincisi onun parlaklığından gizleme yapar. Kamuflaj yapar, örtü yapar. Ne demek bu? Boyama yapar yüzünü gözünü değişik renklerini. Çevreyle uyum sağlasın, parlamasın diye. 2. Örtü yapar. Ağlarla, sarmaşıklarla, yapraklarla işte vücuduna bir ağ perdesi gerer. Ve arkadaşlar gizleme yapar. Şimdi gizleme farklı bir şey. Örtü farklı bir şey. Kamuflaj farklı bir şey. Ufka süliyeti düşmemesi için bakıldığı zaman bu insan kafası, bu insan omuzu, bu silah diyemeyeceğimiz şekilde de yaprak dalları işte değişik figürlerle gizlemeyle örtüyü birleştirir, kamuflajla bir saklanır. Ve padişahın geçeceği saatte bekler, kalkar o parlaklıktan faydalanarak ok atar, padişahı öldürür, mızrak atar diyelim. Ama bu solaklar 400 kişi mavi gözler hariç belli bu 12 kişi ve 400 kişi arkadaşlar padişahı korumak üzere kendi sorumluluk alanlarında bu koyu gözlü oldukları için daha net görürler bakış açılarında. Günümüzde bunu şöyle yapıyorlar bodyguardlar görüyorsunuz filmlerde işte değişik yaşamlarda koyu lacivert gözlük takıyorlar. Bu gözlükler İşte bu mavi gözlülük zaafını gidermek için gölgeye, ışığın arkasındaki saklanmaya engel olmak için bir çaredir arkadaşlar. Günümüzde bu mevcut. Şimdi mesela Amerikan ordusu, Türk ordusundaki askerler de artık bu koyu gözlükleri kullanıyorlar. Ama tarihlerde bunun çaresi koyu gözlük olmadığı için mavi gözlüğü almıyor. Çünkü zayıf görüyor arkadaşlar. Şimdi solakların mavi gözlü olmasının sebebi bu. Alınmamasının sebebi. Bir de arkadaşlar solaklar, bu 12 kişi neden solak? Bunların arkadaşlar padişahın, şimdi şöyle padişaha bakın gidiyoruz. Ben padişahın sağındayım şu anda. Padişah benim solumda. Şimdi padişah giderken solunda iki bölüğün, bölük komutanı ve ketutas oda başıları padişahın. Yani 60. bölük personeli, komutanları ve 62. 61. bölük komutanları sol tarafta. 62 ve 63'ü bölük komutanları sağ tarafta gider. Yerleri belirlidir. Sağ tarafta gidenler arkadaşlar, padişahın sağında gidenler sol elle oku çekip atmak zorundadır. Şimdi ok sol elinde, yay sağ elinde. Böyle atmak zorundadır. Eğer sağ elinde ok olur, sağ olarak atarsa böyle dönmek zorunda ve dar bir açıda atış yapmak zorundadır. Bakın şimdi sağ elinde yay var. Okla gördüm, atmak istiyorum ama ne yapamıyorum? Dönemiyorum bile. Burada padişah arkayı dönmek önemli değil. Böyle bir kural yok. Hep böyle yazıyor tarihte. Böyle bir şey yok. Dönüş açısı, hakimiyet alanı. Ama bakın sol elle atıyorsam arkadaşlar gördüğüm anda atıyorum. Ne kadar geniş bir açı. Gördüğüm anda atıyorum. Bunun gayesi bu. Padişahın sol tarafında olanlar da tam tersi. Sağ elle atarlar, sol elle atamazlar. Onlar da geniş açı. Bu şekildedir arkadaşlar. Sol elle atamaz. Böyle dönemez o taraftakiler. Bu padişahın sağında gidenler sol elle ok atmak zorundadır. Solak denir. Solunda gidenler sağ elle atmak zorundadır. Onlara da solak denir. Bunlar tamamının adı solaklardır arkadaşlar. Başka bir kural arkadaşlar. Bu 12 kişi, 400 kişinin 12 kişisi komutanlar, en tecrübeliler. Padişahın sağında ve solunda dedik. Altı tap bir tarafında, altı bir tarafında. Bunlar sarı çizmelidir arkadaşlar. Bunlar at binebilir. Uzun yollarda, uzun seferlerde padişah at bindiği zaman padişah da sarı çizmelidir. Padişah da saç uzatamaz, bir daha söylüyorum. Bunlarda da saç yoktur.
sarı çizmek yer. Bu 12 kişi. Padişahla beraber 13 kişi. Silah tarağılar da sarı çizme giyebilir. At binebilirler. Ama diğer solaklar arkadaşlar kesin ve kez kırmızı yemelidir. Şimdi sarı çizme giymesi, at binmesi demek şunu gerektirmiyor. Solaklar özellikle bir nehir, bir dere, bir köprü geçerken attan inmek zorundalar arkadaşlar. Kesinlikle atla geçemezler. Dereyi, nehri, köprüyü geçemezler. Attan inerler, padişahı selamlayarak onun atını, üzengisini, onu korumak üzere köprüye, nehre, suya girerler arkadaşlar. Köprüyü geçebilirler üstünden ama atla geçemezler. Eğer köprü yok, dere, nehir geçilecekse, ayak bileğine kadarsa bir altın, işte diz kapağına kadarsa üç altın, işte gırtlağına kadarsa beş altın, on altın bahşiş alırlar. Bunun dışında arkadaşlar köprü, nehir geçirdikten sonra yeniden ata binirler. Asla padişahın yanında köprü, nehir geçerken at binemezler. Kural böyle. Başka nesi bir kural var arkadaşlar? Bunlar arkadaşlar yolda padişahın geçtiği güzergahlarda bunlar atla gitsin veya yeye gitsin. Halk bunlara hediyeler verir. Yani padişaha sevgisini belirtmek üzere. Yollara halı sererler, ipek sererler, kumaş sererler, hayvan kurban ederler, hediyeler sunarlar, yiyecekler sunarlar. Bunlar arkadaşlar bu 400 solak başıları ve padişahın o an kafilesinde olan, yanında, yakınında olan 400 adam ve özellikle solak başılar işte ve silahtar ağalar ve ibrikçi başı, işte peşkirci başı, neyse kavukçu başı, padişahın o anda yanında kim varsa silahtarlar, bunlar arasında pay edilir arkadaşlar. Yani bunlar geriden gelenler, deveciler veya şeyler, bunları toplarlar, tasnif ederler ve bunların bu haklar, padişaha yolda serilen hediyeler bunlara verilir. Arkadaşlar solakların bu özelliklerini anlattım. Şimdi bir sonraki videomda da peykleri anlatıyorum. Bunların içerisinden gene oluşturulan haberci peykler, izlemenizi öneririm. Teşekkür ediyorum.